Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 26 tane birbirinden farklı Minecraft yapı hilesini göstereceğim arkadaşlar. Yani bu yapı hileleri benim aşırı derecede hoşuma gidiyor ama keşke bir de yapabilsem. Aslında bu videodan sonra ben de John Craft'ta bunları yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Sizlerin de seveceğinizi tahmin ediyorum. Daha fazla bu tarz böyle değişik Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi şu küçük arkadaşımızdan bir ayrılalım. Bize yardım ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Havuç olmasaydı hiç yüzümüze bakacak da bir halin yoktu. Sana şimdi bir güle güle diyelim. Arkadaşlar ilk yapı hilemiz bir yatak odası da diyebiliriz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere bir tane dolap var. Yani dolap görünümünü, yani dolap yapılmış açıkçası. Bunu nasıl yapmış yapan kişi? Yanlara kapıyı koymuş abi. Ladin kapıları koymuş bu şekilde. Ladin odunları koymuş. Sonra yukarı orman ağacı basamağı koymuş. Ve şey yapmış arkadaşlar. Böyle şey düzeni vermiş buna. Nasıl diyeyim? Çekmece düzeni. Bunu da eşya çerçevesi artı tabela artı örsü koyarak arkadaşlar bildiğiniz bir çekmece görüntüsü vermiş. Örsü de işte bildiğiniz çekmecenin hani kupa olur ya, işte o bu şekilde yapmış. Bence çok güzel. Normal bildiğimiz Minecraft yatağının başına bildiğiniz yatak başlığı yapmış eşya çerçevesinde. Bence bu da çok güzel. Benim bu olay çok hoşuma gidiyor. Şu olay görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar banner'ı yapıyorlar böyle flamaları. Ardından bunu işte altındaki bloğu kırarak yerleştiriyorlar ve burada yastık gibi gösteriyorlar. Sizce de çok güzel ve akıllıca değil mi? Benim bunlar aşırı derecede hoşuma gidiyor. İnşallah bunları dediğim gibi John Craft serisini yapacağım arkadaşlar. Burada da yine yatak başlıkları, çift yatak başlığı, yani yatak başlığı mı desem, yani ne bileyim işte böyle şeyleri, tabelaları koyarak değişik bir yatak görünümü vermiş. İlerleyen yerlerde çok farklı bir yatak göstereceğim size. Ya bu olayı şu an tam anlayamadım açıkçası. Bu da ya bunu bana bizim modlardan Hasan yaptı sağ olsun, server'ın boyutlarını yapan, bu haritayı videomu çekmem için. Bu da böyle değişik bir şey, yani yatak odasının içinde etlerin olması şu an aklımı karıştırdı ne olduğunu. Tam anlayamadım. Siz anladıysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yan tarafta ise bir ocak başı gibi bir yer var. Mesela bu John Craft'ı birisinin dükkanına aşırı derecede çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle fırınları koymuş, ardına andezitleri koymuş, üzerine basınç plakası koymuş ve şey çit kapılarıyla birlikte bence çok basit ve inanılmaz derecede güzel bir yapı elde etmişler. Belki şu üst kısmı yapmak biraz şey yapabilir, zorlayabilir. Burada da taş merdivenler kullanmış. Yukarıda da burada bildiğimiz stone kullanmış. Burada ise iyi arkadaşlar tuzak kapılarıyla birlikte bildiğiniz ve şey yapmış. Ocakbaşı. Yani benim bildiğiniz aklıma ocakbaşı geldi ve bence bu direkt bir dükkan olabilir ya. Yani John'da böyle açık baş, açık böyle bir tane böyle bir dükkan. Hep John düşünüyorum. Çünkü John'da çok fazla build'e önem verdiğimiz için bunlar güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar buradaysa eşeklerimiz için küçük bir ahır mı diyelim. Öyle bir şey yapılmış ama bakın bunun güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bakın şurada bir farklı bir olay var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi kırık taş duvarı kıracağım. Ardına arkadaşlar bildiğiniz zırh askılarının içine arkadaşlar taş duvarları geçiriyor ve çok farklı bir görünüm elde ediyor. Sanki bunlar bir buyutmuş gibi. Benim ilk önce baktığım zaman böyle düğmeler gelmişti aklıma ama sonradan tabii anladım ki zırh askıları bu yüzden arkadaşlar cidden çok güzel build yapmanıza yardımcı oluyor. Bu da güzel buildlerin bir tanesi. Daha çok bunu beğendim açıkçası ahır olarak. Yine bakın aynı tarzı burada da koymuş. Üstüne bu sefer çit koymuş. Buraya bir kat aşağıdan kırarak bir ahır yapmış ve ahırı da bildiğiniz şeylerle koymuş. Neydi onun adı? Yine ladin kapılarla. Ve arkadaşlar Minecraft'ın 1.13 versiyonunda artık bu yapı hilelerini yapmak çok kolay olacak. Çünkü çok güzel şekilde yeni eşyalar geliyor ve onlarla birlikte inanılmaz derecede, yani bir daha böyle yapı hilelerine kalmadan daha da güzel şeyler yapabileceksiniz, haberiniz olsun. Yani onu da size söyleyeyim. Bakın bu olay da hoşuma gidiyor. Yine bakın bir blok aşağıdan kapıları koymuş Hasan. Ardından üstüne halı geçilmiş, kahverengi halı ve üzerine bir eşya çerçevesi koymuş. Bu da şey olabilir, böyle showroom gibi düşünün. Yine John Craft'ta bir dükkan olabilir mesela, böyle koyu satacağı eşyaları koyar, buraya fiyat koyar. Veya bildiğiniz normal Skyblock'ta bile bunu kullanabilirsiniz. Skyblock'ta kendi adalarınız ama sandıktan satıyorsunuz. Buraya sandık koyarsınız. Yani ne bileyim, bence yine çok güzel bir build. Yani bu gösterdiğim şey arkadaşlar size daha yaratıcı şeyler yapmanızı sağlayabilir. Hep yani hep aynı şeyleri genelde yapıyoruz ya. Bunlar sayesinde daha da farklı güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın burada dedim ya videonun başında farklı bir yatak var. Burada da bildiğiniz beşik gibi yün koymuş abi. En basiti bu abi. İki tane yünü koyuyor yan yana, ondan sonra tuzak kapılarını alıyor. Pardon, hatta 3 tane yünü koymuş ve üstüne bir tane de
Kuvars basamağı koyuyor. Bakın hatta oluyor size bildiğiniz böyle beşik yatağı gibi yatak yapmış. Bence bu da güzel arkadaşlar. Bakın bu şekilde de direkt üstünde kapatmış. Şöyle koyayım. Alın. Bence çok güzel arkadaşlar. Yani değişik güzel bir build'i var. Tabi bunlar modlarla daha da güzel oluyor ama normal survival oynayacağınız zaman böyle değişik değişik build'ler de yapabilirsiniz. Bu tarafta ise buna ne derler? Tam diyemiyorum bir şey ya. Ya bildiğiniz evin altında bir ayak gibi de yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Yani bu basit. Bu hepimizin aklına gelebilecek bir şey. Açıkçası benim gelir. Yani bunları şu ana kadar gördüklerimizin belki 3'te 1 gelir de bu basit bir build arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere meşe odunlarını koymuş. Yine tabelaları üstüne koymuş. Ve değişik bir güzel bir build olmuş. Bunu hızlı bir şekilde geçiyorum. Bakın buradaysa yine en güzel olaylardan bir tanesi tabelayla birlikte çok güzel bir çit kapı. Yani evimizin dışını kapamak için yapabileceğimiz korumalık. Buna daha... Ya demirlik işte yani diyelim. Bu da bu şekilde yapılmış. Bence bu çok güzel olmuş. Mesela John John'da evimizi yine hep John John. Yani evimizin dışını kapatmak istersek arkadaşlar bu şekilde bahçemizi böyle güzel bir şekilde yapabiliriz. Yine taş duvar. Üstüne arkadaşlar meşe çiti. Üstüne tabela koyuyor. Yani şöyle şöyle. Biz de deneyelim o sırada. Ya bunların bazılarını bir de koyma yöntemleri farklı olabiliyor arkadaşlar. Biraz araştırmak da gerekiyor. Üstüne ne koymuş? Slab koymuş. Taş basamağı bu şekilde koymuş. Onun da üstüne bildiğiniz böyle tabelayı geçirmiş. Ve size çok güzel bir şekilde evinizin dışına böyle yapabileceğiniz bir boyut olmuş. Tabii şunu şöyle düzgün koyalım. Alın. Bakın aynı şekilde bu şekilde oluyor. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Buradaysa yine zırh standlarıyla birlikte neler yapılmış. Meşe çitleriyle bir şey yapılmış. Dediğim gibi bunların koyma yöntemleri biraz farklı oluyor arkadaşlar. Bu da değişik, ilginç. Yani bu da yapılabilir evinizin dışına. Ama benim çok hoşuma gitti mi? Bu daha çok hoşuma gitti açıkçası. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bundaysa yine şey var. Ne varmış? Bir tabela var. Tabelanın üstüne de çit koymuş arkadaşlar, kapısı değil normal çit. Bu da bu şekilde yine evinizin dışını kapamak için yapılabilir. Bu da aynı şekilde yine zırh standı. Yanlara çit arkadaşlar. Yine zırh standı çit bu şekilde. Yani bunlar bildiğiniz evinizin bahçesini kapamak için yapabileceğiniz güzel boyutlar. Baştakiler de aynı şekilde. Benim ya taşlı da daha çok hoşuma gidiyor. Bak güzel bir şekilde oluyor. Bildiğiniz merdiven, ondan sonra andezit, ondan sonra normal yani cilalı andezit, bir de normal andezit koymuş. Buralara taş duvar koymuş ve bu şekilde yine evinizin dışını güzel bir şekilde kapatabilirsiniz. Hatta yakında Minecraft server'ına John John Craft'a gelecek. Orada da belki özel alan yapıp orada da böyle bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada taş duvarlar var görüyorsunuz. Basit ama bence çok güzel. Yan tarafta ise yine aynıları var. Yine bu şekilde taş merdiveni koymuş. Taş tuğla basamağını koymuş arkadaşlar. Ve burada ise yapraklarımız var. Bence bunlar çok güzel ya. Ne bileyim hoşuma gidiyor. Ama en güzeli bana sorarsanız o tahtalar arasında bu. Bence böyle daha güzel gözüküyor. Böyle gizemli bir ev yapmak isterseniz dışını bu şekilde kapatabilirsiniz. Yine zırh standlarını koymuş. Ve hop şöyle. Acaba bunları koyarken nasıl koyuyor Hasan? Çok merak ediyorum. Bunların aslında koyma yöntemleri var. Biraz da değişik. Ben açıkçası bilmiyorum ama öğrendiğim zaman eğer bu devamı gelmesini isterseniz bir dahaki videoyu Hasan'a alırım. Hasan da gösterir bize nasıl yapıldığını. Ben size sadece size fikir olsun diye gösteriyorum. Bu tarafta ise arkadaşlar bildiğiniz kuyumuz var. Köylülerin kuyusundan daha güzel bir kuyu. Bakın bu şekilde kazan, hani güya kazanı aşağı gönderiyor, su alıyor gibi bir şey yapmış böyle cilalı andezitlerle birlikte. Bence bu da çok güzel boyutlardan bir tanesi. Ya hepsi güzel buradakilerin. Burada ise şezlong var. John John Craft'ta bizim tatile gittiğimiz şezlonglar, biz şeylerden yapmıştık tabi halılardan. Buradaysa yataklardan. Bu galiba MCSG'de bir haritada böyle vardı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yatakları koyarak bildiğiniz şey yapmış. Şezlong ya güneşlik yapmış. Alttaysa kuvarslarla birlikte şezlongumuzu yapmış. Bence bu da güzel. Ve hani böyle bir zengin evi yapacağız falan filan derseniz zengin evde olmazsa olmazlarından bir tanesi şömine arkadaşlar. Şömineyi böyle ince gri açık camlarla yapmış. Üstünü kuvarslarla kapatmış. Yine demir tuzak kapılarıyla birlikte tam bir şey görüntüsü vermiş. Neydi onun da? Zengin bir şömine evi. Şömine yani şömineli zengin bir ev. Neyse diyemedim. Buradaysa daha şömineye benzer şey var. O biraz daha küçük bir şömine. Bu biraz daha şömine havası var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Yine bu şekilde taş basamaklarla birlikte şömine yapmış. Ve güzel gözüküyor baksanıza.
Yani ne güzel gri, yani gri ile de taşlar gerçekten güzel bir uyumu var. Onu da şu an fark ettim. Buradaysa böyle şehrinizin dışına ışık yapabilirsiniz. Bakın şöyle bildiğiniz şeyler, şalterlerle birlikte deniz fenerleriyle çok güzel şehrinizde aynen bu şekilde basit bir fenerler de yapabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum ki videoyu durdurup bakarak siz de aynısını yapabilirsiniz. Buraya çit koymuş, yine taş duvarlarla birlikte yapmış. Buradaysa biraz daha masraflı bir olay var. Earth'den birlikte ışık. Bana sorarsanız yani güzel ama bu Earth'lere cidden çok şey gidiyor arkadaşlar. Demir gidiyor. Burada da bir de Huni de var. Ama güzellik içinse yapılır. Görmüş olduğunuz üzere bu da bu şekilde. Ama bana sorarsanız en güzeli bu şekilde daha da güzel oluyor. Ya ne bileyim hepsi güzel ya. Ama bana sorarsanız bunu John John'a yapar mısınız? Çok masraflı, yapmam. Hani hep John John diyorum. Başında da dediğim gibi şimdi diyeceksiniz yorumlarda John 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 John. John John'un da sebebi bu serisi gibi olduğu için biraz da bu şekilde. Yani o yüzden diyorum. Burada bir kamp alanı yapacaksanız böyle bir şey. Şunu şöyle göstereyim. Bunu anlatmaya bir şey yok. Çadır. Yani normal. Bunda yapı hilesi çok da yok gibi. Yani normal işte. Bunu normal boyuttan yapabilirsiniz. Buradaysa arkadaşlar şöyle bir hile var. Bunları tabii ki de tutturmak için arkadaşlar komutla birlikte bariyerleri alacaksınız. Bildiğiniz burası masa. Masayı işte şey raylarla birlikte güya tutturmuş, şey yapmış ayaklarını. Bence çok güzel. Böyle güzel bir park yaparsanız bir buildinizde kullanabilirsiniz veya evinizin dışına şey yapmak için. Buradaysa yine bannerlarımız var arkadaşlar. Turkuaz bir de beyaz banner. Burada da yine aynı şekilde o masanın sadece nasıl yapıldığını göstermek için bu şekilde yapmış Hasan. Buradaysa yine aynısı mı? Yok, bu sefer 4 ayaklısı. Orada 2 ayaklısı, buradaysa 4 ayaklı versiyonu vardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde eğer bunun devamının gelmesini istiyorsanız ve bunların nasıl yapıldığını da merak ediyorsanız, dediğim gibi ben aşırı derecede bilgili değilim. Hasan haritayı yaptı, bana gönderdi. Gelecek videoda Hasan'ı alırım. Hasan da bizim Minecraft TV serverındaki bu itleri yapan arkadaşımız, bizlere gösterir. Bu serinin devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, şu an ekrandaki iki videoyu da sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Bugün Skyblock gelemedi. Hakan aşırı derecede yorgundu arkadaşlar, çekemedik. O yüzden inşallah yarın gelecek. Hoşçakalın ve bay bay.